Ve evet herkese çok selamlar kankalar yine yeniden kucak dolusu sevgiler bu aralar SCT tarafında sıkıntılı haberler geliyor. Elbette Always Crypto diyorum ama son 4 yıla baktığımda kendimi var ya bazen cambaz gibi hissediyorum. Kripto piyasasında patlamamak için bazı anlarda öyle hareketler yapman gerekir ki Te tek amacım para kaybetmemek olur. İşte ben de kriptolarda dipteyiz ama işte dibin dibine daha var. Yani son bir çöküş daha bekliyorum diye çok uzun zamandır zaten analizler yapsam da bugün hem son kripto olaylarını masaya yatıracağız hem de aldığım 4 önlemi seninle paylaşacağım. O yüzden bu videoyu aman ha, sonuna kadar çok dikkatli şekilde izle, dinle, not al ne yapıyorsan yap. Şimdi Bitcoin'de, Ethereum'da, Gümüş ve Altın'da destekler, dirençler bunların hepsinin fotoğrafını çekeceğiz ve ABD'de konsey kriptolar için toplanırken bazı olaylara çok aşırı dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca son düşüşlerin FTX'de, Alameda'yla da bir alakası var. Bunları da söyleyelim. Bazı cüzdanları o nedenle takip etmek lazım. Biraz moral bozacak şeylerden bahsedecek olsam da finalde abi finalde ben hani tüm bu kötü olaylar var ya belki yaşayacağımız daha bir ton kötü olay olacak ama bunlar bence boğanın büyük boğanın doğum sancıları abi ben böyle düşünüyorum tabii ki de kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum neden çünkü biz dünyanın en yeni dünyanın en önemli olaylarını aslında temsil ediyoruz evet herkes hazırsa ne yapıyoruz bam bam başlıyoruz kankalar şimdi bu arada başlarken tabii ki de kanala abone ol like tuşuna bas yorumlarını yaz desteğini göster hepsini tek tek okumaya çalışıyorum öncelikle dünya finansal sisteminin kural koyucusu ABD'nin kriptolara yönelik neler yapmak istediğini önce her şeyden önce çok iyi bir anlamamız lazım. Tamam mı? Bunu yaparsak anca o şekilde sonraki hamlelerimizi gerçekleştirebiliriz. Çok konuşulmayan ama karşımıza gelebilecek ve bizi patlatabilecek abi, cepleri boşaltabilecek bir konuyu burada gündeme taşımak istiyorum. Baronlar'da yazdığı üzere ve Biden önderliğinde de zaten paylaşıldığı üzere bir konsey toplanıyor kanka bak. Konseyin adı Finansal İstikrar Gözetim Konseyi. Bu konsey hazine. Bakanlığı, SEC ve CFTC üyelerinden oluşan bir konsey ve Biden tarafından ABD'nin kurduğu finansal sisteme karşı ortaya çıkan tehditleri belirlemekle görevli bir konsey. ABD Hazine Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer aldığı üzere bu konseyin hazırladığı 120 sayfalık bir rapor var. Tamam mı? Bu raporda kriptoların risklerinden bahsediyor. Peki bu rapor neden önemli? Bak, background, background Bitcoin var burada bak, görüyorsun. Bu rapor neden önemli? Bu rapor şundan önemli. Hem SEC hem CFTC'nin hem de ABD Hazine Bakanlığı'nın saf şekilde kripto fikirlerini yansıtan bir rapor. O nedenle kripto borsaları, kripto şirketleri ABD'de iş alanı yaratması için e, kripto şirketlerine hani ya çok bastırmayalım diye düşünen bu milletvekillerine rağmen aslında bu rapordan sonra anlıyoruz ki ağır yaptırımlar gelmesi söz konusu. Çünkü bu kriptolarla ilgili ABD'li 3 önemli devlet kurumu diyor ki kriptolar bizim finansal istikrarımızı tehlikeye atıyor. Stable coinler acilen yasalara bağlanmalı diyor, regüle etmeliyiz diyor. Bu arada konsey düşündüğümüzden aslında güçlü ve e, çünkü hani bazen böyle düşür düşünüyoruz. SEC niye bir şey yapmıyor? O niye bir şey yapmıyor? Bunun bir sebebi ABD'de hani böyle tek elden bir merkezi bir yönetim yok. Her, her ne kadar başkanlık olsa da her kurum her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Ve konsey aslında düşündüğümüzden daha güçlü. E, niye? Çünkü ellerinde bazı yapmadıkları şeyler var. Mesela konsey bir kripto şirketini ABD'de faaliyet gösteren bir kripto borsasını mesela sistemik risk olarak tanımlayıp federal rezerve bunu düzenleme yetkisi verebilir. Yani ABD'de her şey dediğim gibi Biden'a, başkan Biden'a bağlı değil. Kurumların yapabilecekleri var ama şimdilik bekliyorlar. Dediğim gibi sistemik risk. Şimdi dikkat edeceği şeylerden biri de tabii FTX'in patlamasından sonra zaten Bloomberg'un de yazdığı üzere. SEC Başkanı Gary Gensler'ın altını çize çize söylediği bir şey var. Crypto Crackdown. Tamam mı? Crypto Crackdown. Burada da zaten görüyorsun ekranda. Şimdi bu yani diyor ki kriptolara baskı daha yeni başladı. Daha Oyun daha yeni başlıyor diyor. SEC'nin kurallarına uymayan kripto borsalarına da baskılar başlıyor. Bir yandan başlayacak muhtemelen. FTX'in patlamasından sonra SEC kripto borsalarında en çok dikkat edeceği şeylerden biri de müşterilerin paralarının nasıl korundu, Değil mi? Yani bu önemli bir mevzu. Bu süreçte Binance'ı Susi'nin başlattığı bu Proof of Reserve vardı ya. Bu hani yani borsaların varlıklarının kanıtını gösteren akı bir akım ve bu bir akım da aslında. Bu bizim hani gerekliliğimizi karşılamaz diyor. Yani Proof of Reserve bizim ACC olarak ABD olarak gerekliliğimizi karşılamaz diyor. Bu konuda aslında evet haklı. CZ'nin regülasyonsuz ortamda başlattığı Proof of Reserve iyi bir hamleydi ama katılıyorum yetmez yani. Çünkü Proof of Reserve neyin kanıtı abi? Yani büyükler hani büyük borsalar bunu birazcık denklemin dışında tutuyorum. Şimdi söyleyeceğim şey dışında tutuyorum ama yani her gün başka borsa açılıyor. İşte merkezi borsalardan söz ediyorum. Küçük ufak tefek bir yığın borsa var. Yani o adamlar abi işin piçliğini bulur. Ya yani gider mesela atıyorum ya yani, basitleştirerek anlatıyorum. Gider cüzdan kiralar gidip kendi Reserve gibi gösterebilir. Yani hani one atar Twitter'dan oradan buradan bitti gitti yani hani örnek veriyorum tabii ki de. Bu arada bu arada geldiğimiz noktada geri genser kripto borsalarında yer alan binlerce altcoin için kayıtsız menkul kıymet varlıkları diyor. Bakış açısı bu. Bir kere yani bir temizlik başlatabileceklerini düşünüyorum. Peki biz ne yapmalıyız abi? Asıl mevzu o değil mi? Yani başta söylediğimiz gibi biz ne yapmalıyız? Herkes kendinden sorumlu sonuçta. Kanka bak konseye karşı ceplerimizin tamamen boşalma ihtimaline karşı benim aldığım 4 tane önlem var. Bunlardan bahsedeyim kankalar. Şimdi beni yani bilenler bilir zaten. Hani stabil coin olarak elimde çok uzun zamandır. Yani tutmak istiyorsam USDC tutarım. Çünkü Circle şirketinin stabil coin'idir. Circle de Goldman Sachs'a bağlı bir şirket. Yani ABD stabil coin'leri patlatacak olsa ilk sıraya başka ülkenin stabil coin'lerini koyar diye düşünüyorum. Kendi ülkesindeki stabil coin'i o, o şirket çok rezale çok kötü bir şey yapmadıkça tabi Burada da yani aslında bu düşüncemin ne kadar haklı olduğunda şöyle göstereceğim. Luna'nın %20'den faiz, hani %20 civarı faiz veren USD coin'i her ne kadar reddetseler de ABD'li BlackRock, BlackRock ve Stadel'ın patlattığına yönelik ciddi iddialar vardı. Bu, ben bu olayları, bu iddiaları o günlerde adeta film gibi videolarla anlattım kanka. Kanalda var izleyebilirsin. Dolayısıyla daha az riskli olan USDC'de bile risk gördüğüm için gerçek dolar olmayan USD'lerimi evet hiçbiri gerçek değil. Yani TTR, CC. Yani stabil coinlerin hiçbiri gerçek dolar değil. Tamam mı? Yani Dolayısıyla hani e, onları ben çıkardım yani USCC'lerimi gerçek dolarla değiştirdim, sattım demeye çalışıyorum. Yani teter de elimde var, az bir, biraz de teter var ama bunları anlık işlemler için kullanmayı tercih ettiğim şeyler bunlar. Bu dönem ABD stabil coin regulasyonu getirirken kripto baskısı daha yeni başlıyor derlerken stabil coin tutmak hele ki dolar gibi düşünmek bu stabil coinleri belki de hayatımızda yapabileceğimiz en büyük yanlış kripto piyasası için konuşuyorum yani anlatabiliyorum değil mi? Bunlar dolar değil abi. Her ne kadar bir dolar eşittir. Ama bunlara dolar gözüyle bakarsan baştan yanlış yaparsın. Al kullan ben de kullanıyorum işte anlık trade'ler vesaire bunlar da güzel şeyler ama hani böyle bankada dolar tutuyorum kafasıyla yaklaşmamak lazım. Eğer öyle düşünüyorsan git abi gerçek dolar al. Şimdi ikincisi Gary Gensler altcoin'lerden çok da haz etmiyor. Kripto borsalarında çok fazla ıvır zıvır altcoin olursa bunu yönetebileceklerini düşünemezler. Bir yıl düşünsen abi yani bin tane iki ne ne bin tanesi lan 20, 25 30 bin tane altcoin var yani. Bunların hangi biri yönetebilir. Bunları mecburen eleyeceklerini düşünüyorum. O nedenle oturup abi bir yasa yaparlar ve derler ki kripto paralardan bütün altcoinlere sesleniyoruz derler mesela. Şu şu görevleri yapıp şu şu işlemleri yapabilenler SEC'den kripto para lisansı almaya hak kazanırlar der mesela tamam mı? Bu lisansı almayan kriptolar ABD'nin gözünde çöptür ve ABD tarafından yaptırım uygulan uygulanacaktır der mesela. Bunu dediği zaman ne olur abi? Fad olur. Herkes eyvah işte bu coin'i ABD bu coine savaş açtılar çat çat satmaya başlar ve ne olur abi birçok alt coine finalde işlevsiz bırakacak şekilde çöpe çevirebilir ve daha az kripto demek sonuçta onların gözünden daha sorun demek değil mi? Yani böyle bakmak lazım. Bu hani daha az kriptoyla bu işleri daha kolay yönetebilirler. Ve tabii. Bu nedenle de altcoin'lerin fiyatını çok düştüğü için ben her ne kadar ufak ufak almaya devam etsem de iştahımı sınırlı tutmaya çalışıyorum. Bunu da söyleyeyim. Aldığım ikinci önlem bu. Üçüncüsüne geçiyorum dostlar. Bazı altcoin şirketleri sert fiyat hareketleri e, yaşandığı için, sort sert düşüşler yaşandığı için zorda kaldılar ve deli gibi coin basıp satıp bunları para yapmaya çalışıyorlar aslında. Ve bu bence hiç iyi bir şey değil. Favorim olan coin'ler olsun olmasın hiç önemli değil abi. Ben bunu yapan coin'leri almaktan vazgeçmiyorum geçelim Net. Ben burada şunu al bunu sat demiyorum. Yani hangi coin'i alacaksın bu şekilde bence filtrelemek lazım. Arzını deli gibi artırıp basanları bu dönem fişleyip belki uzun vadeli sepetime atmayacağım coin'leri bile bu şekilde seçebilirim. Hani bu ayı sezonu zaten biraz böyle bir turnu sol kağıdı gibi yani iyiyi kötüyü gösteriyor. Dördüncüye geçiyorum. Dört yıl önce bitcoin için dediğim şey de bugün de arkasındayım abi. ABD bile olsa bitcoin'i bitirebileceğini düşünmüyorum. Ha bu kripto piyasasının varlık sebebi bitcoin zaten. En kötü Regülasyon bile Bitcoin'e uzun vadeli zarar veremez diye düşünüyorum. Bunu öngörüyorum. Regülasyonlarla Bitcoin'i türe piyasalarla birlikte böyle etinden sütünden iyice faydalansalar bile böyle bir fason türe piyasa oluşturdu oluşturacaklarını ben hani öngörüyor olsam bile ne olacak abi? Bu bence finalde çok daha e, Bitcoin'i bitirecek bir şey değil. Ne yapabilir? Altın gibi yaparlar abi. Yani dolayısıyla kripto sancısı yeni başlarken illa kriptolara yatırım yapacaksak abi ben hem bu kadar düşmüşken Bitcoin bana daha az riskli geliyor bunu söyleyeyim. O nedenle örnek veriyorum. 100 dolarım varsa bunu 25 dolarıyla çeşitli altcoinler alabilirim ama 75 dolarıyla gider Bitcoin alırım mesela. Eğer o 100 doları tamamen kriptoda değerlendireceksem. Bunlar tabii bir yatırım tavsiyesi değil. Altını çiziyorum. Ama yani bunlar durumlar böyle kankalar. Evet. Şimdi birazcık piyasalara gelelim. Son günlerde yaşanan düşüş. Son günlerde yaşanan düşüş. Şimdi kankalar bu arada setup'ı değiştirdim birazcık başka bir yere geldim şu an. Dolayısıyla biraz ses ve görüntüde farklılık görebilirsen bu muhtemelen bundandır. Birazcık evet seste de farklılık var ben de hissediyorum ama veya biraz bu yılbaşı dönemi böyle geçecek sonra zaten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kankalar şimdi demokrat bir bağışının itiraf ettiği üzere Biden'a Beyaz Saray'a direkt erişimi olan FTX'in CEO'su Sam Bankman... E, ne yapıyor abi? Kefaletle serbest kalıp Kaliforniya'ya first class uçuş yapmasıyla birlikte gerçekleşen bir olay var. O da piyasayı daha da cortlatıyor. Nedir bu abi? FTX'in kardeş şirketi Alameda Research'ün bir aydır hareketsiz olan cüzdanların da bir cüzdanları bir anda harekete geçiyor ve ama bunlar nasıl geçiyor biliyor musun? Kripto mikser kullanarak geçiyor. 1.7 milyon dolarlık işlem yapılıyor. Mikser kullanması demek yaptığı kripto işlemlerine taki takip edilmesini istemiyor anlamına geliyor. Bunu anlatabiliyorum değil mi? Yani bu piyasada ne oluyor? Paniğe yol açıyor. Normal. Bence aslında bu düşüşler normal bile az bile düştü. Yani mikser kullanıyor. Piyasada benim yaptığım hareketler takip edilmesin diyor. E şimdi Alameda'nın elinde kalanları harca saç, sattığını düşünsene. Durum böyle. Evet devam ediyoruz kankalar. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Yorumlarını mutlaka yaz ve videoyu sosyal medyada paylaş ki daha çok kişiyi bilgilendirebilelim. Evet şimdi... Kankalar piyasalara baktığımız zaman Fear and Greed Index piyasaların hareketi zaten stock market. Fed'in de işte zaten önümüzdeki birkaç ayı var. Yani çok uzun bir zaman yok. Baskı yapacak olması. Arka DAT pilotu zaten 4.6'dan 5.1'e çıkarması, Marketin tekrar yüzünü buralara dönmesi zaten baskıyı devam ettiriyor. DXY'ye bakıyoruz kanka. DXY'da aslında şöyle bak bir 4 saatliği alalım kanka. Şöyle bir oto yapalım. Aslında çok büyük bir yükseliş yok. Bak aslında şöyle bir takozu kırdık biraz daha yükseliş yapması lazım. Şu 104 kırarsa şu an biraz daha hattın içerisine giriyor. Yani DX fayda aslında bir şey yok. Peki kriptolar neden düşüyor? Anlattım. Yani kriptolar Alameda Research'un cüzdanlarının aktifleşmesiyle düşüyor. Şimdi kripto markette açlık korku 28'de geziyoruz. 30 28 27 bu aralarda geziyoruz aslında. Peki Ayılarla boğaların savaşında neler yaşanıyor? Onlara bakalım. Evet, 16.509 dolar şu an. Bak, şurayı görüyorsun değil mi? 16.400 lere şöyle bir neyi çekmiş, bir direnci desteği çekmiş. ha Çok aşırı böyle manyak kuvvetli diyemeyiz kanka. Ama velaki nasıl fena değil, orta kararlı bir desteği çekmiş. 16.400 lere. Yani ayılar biraz daha e, çalışkan burada. 16.300 300ler kısmen kısmen bir şeyler var. Ama ayılar aslında böyle birlik olmamışlar. Çok dağılık dağılmış. 16-700'ler, 16-800'ler ve 16-600'ler. İşte oralarda ufak çefek şeyler var, hareketler var ama burada gördüğümüz en majör hareket 16-400'lere çekilen destek. Evet peki, peki, peki bakalım. Zincire baktığımız zaman kanka. Zincir tarafında bak. 16 400'lerde destek var ama burada da bak 16 500'ler 16 500 ve 17 bin dolar arasında bir direnç var bunu da söyleyeyim yani burada bir sıkışma var aslında bak bu destek şu şurayı ifade ediyor demin zincir tarafında gördüğümüz destek Kankalar, bu yani onun altına kırarsak çok zincir tarafına çok büyük bir e, direnç yok, bunu söyleyeyim. Şey çok büyük bir destek yok. Ya yani bunlarda birazcık sıkıntılı mevzular, şurası çok daha büyük. Yani 16.500'ü kırmamızla be beraber eğer kırabilirsek güzel şekilde 17'ye kadar abi bizim yolumuz sıkıntılı. 17'yi aşarsak ancak burada bir şeyler ifade edebilir, bunu söyleyeyim. Evet peki 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 anladık. İşte şuraya baktığımız zaman kanka böyle bir analiz vardı zaten genel olarak bizim de ara ara takip ettiğimiz bizim tabi zikzak modeli baş köşede o ay bir hikaye. Ara ara farklı analizlere de bakıyoruz. Burada da böyle bir alçalan takoz var. Bitcoin'in gitti Yani burada gider gelir aslında bir akümülasyon süreci. Buradan 10'a düşer örnek veriyorum. 11-12 Bunların hepsine büyük resimle bakmak lazım. Büyük çerçevede bunları değerlendirmek lazım. Ama tabii şöyle bir baktığımızda bir dakika bu bir dakika bu Evet bu BNB aslında da aynı şey var yani BNB şu an buradaki aynı şey yani Bitcoin'de de aynı hareket var yani böyle bir major 8000'lere kadar gidebilen bir hareket var ya ben 8000'lere kadar beklemiyorum zaten bunu söylüyorum. 19.000 dolarlar, 9600'de boşluk var. Oralara bir hareket yapabiliriz. Dibin dibi olabileceğini düşünüyorum o hareketin. Tabi bunu söylüyoruz ama o geldiği an bir daha bir değerlendirmek lazım ama şu anki öngörümüz bu şekilde. Uzun zamandır böyle zaten. Belki bir senedir, bir buçuk senedir böyle. Yani bunları söyleyelim. Peki CME tarafında bir boşluk oluştu ve hemen kapandı kankalar. 16.300'lerde bir boşluk oluştu. Oralara inerken ve kapattık. Tamam kapatması güzel abi. Şu an şu 16.492'lerde Bitcoin Peki Bitcoin'in teknik analizi bak burada bir yükselen üçgen olabilir diyorduk ama e, bu sefer tabi söylediğimiz e, o günde söylediğimiz üzere takoz daha ağır bastı ya yani daha doğrusu takoz diyorum simetrik üçgen daha ağır bastı ve aşağı doğru indik şu an bizi e, tutan şey nedir Bitcoin'de bak şu bölgelerden gelen ta Kasım 2022'lerden ufak ufak gelen kasımlardan gelen buralarda da ufak ufak dokunduğumuz Aralık ayında tut dokunduğumuz bir bölge. Yani çok aşırı böyle manyak bir böyle bir destek diyemem ama bir bölge. Ben tarihli konuşmayı seviyorum biliyorsun kanka. Eğer biz buralarda 16400 16450 falan oralarda gidip geliyor isek bu abi bunu ben sert şekilde 7 ocağa kadar kırılmasını beklerim. Bunu da söyleyelim kanka. Tabi burada 16 zaten nerede bir direncimiz var destek tarafı 16400'de de var zincirde ama 16 500 ve 17000 dolar Habında bu hat içerisinde Daha doğrusu bu rotasyonda büyük bir direnç var zincir tarafına baktığımızda Evet 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 kankalar şu an zaten 16 600'de direncimiz var onun üzerinde 16 700 ve 16 900 yani aslında bak zincirdeki veriyi burayla birleştirdiğimiz zaman şuraya çıkmadan bizim abi gözümüz yani rahat yüzü görmeyeceğiz onu söyleyeyim yani Hani orada çıkarsak zaten 17 falan gelebilir ama yani zaten SEC de çalışmalara başladı. ABD'de kripto sancısını başlatmak istiyor. Ha bunlar benim için ucuzdan alma fırsatları olabilir. Ben kendim adına konuşuyorum. WTCross'a baktığımız zaman buradan sat sinyali vermiş 4 saatlikte. Yani birkaç saatlik, bugün yarın daha doğrusu bugün yarın trade yapıyorsan sansolun belli olmaz diyor. Biraz dikkatli ol diyor. 1 saatliğe baktığımız zaman 1 saatlikte de aynı şeyi söylüyor. Bugün ya yani böyle 3-5 saatlik trade Diyorsan benim sağım solum belli değil. Bir günlükte de ne var? Bir günlükte güzel vermiş sonra bir daha sıkıntı yaratmış. Bir haftalığa baktığımız zaman bir haftalıkta ben diyor her ne kadar düşsem de uzun vadeliler için şu an ben iyiyim diyor yani. Böyle bir rotasyonu var. Tabi sadece buradaki sinyale göre işlem yapmamak lazım. Farklı farklı sinyalleri burada bir değerlendirmek lazım. Eğer kanka şimdi şöyle döndük 16 şurayı kırarsak kanka bak şu bölgeyi kırarsak 16 400'ler 16 bin dolara kadar yolumuz var şuraya kadar gelebilir yani burayı kırarsak şu hatta doğru şöyle gelebilir. Bunu söyleyelim. Evet, Ethereum'a baktığımız zaman kankalar şuradan hatta Ethereum'u da açalım şöyle çok hızlıca hemen açıyorum. Önce bir tek zincir analizine bakalım ondan sonra da nereye açalım hemen teknik analiz diyerek olaya devam edelim yeni gelen dostlar kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmasınlar şöyle açtım hemen geldi ekran evet kankalar şimdi burada tabi ethereum'da da dirençler daha fazla bak 1100 ve 1200 arası ve aslında şöyle değerlendirelim 1194 ile 1250'ye kadar abi oralarda dirençler var e, oralarda dirençler var orayı kırmak lazım orayı kırabilirsek yani böyle 1200 1300'e falan çıkarsak zinciri tarafında biraz daha önümüz rahat ama destekler çok kuvvetli değil. En sağlam abi burada ben şunu söyleyeyim. Bak bunları hiç konuşmaya gerek yok. Burada ben, benim direkt söyleyeceğim şu var. 1000 dolar psikolojik sınır abi. Burada da bunu destekliyor. Ufak tefek şeyler var. Detaylarda boğulmaya gerek yok. 1000 dolar psikolojik sınır. Bunu böyle söyleyelim. Evet teknik analizine baktığımız zaman zaten bir yükselen takoz vardı. Bunu kırmasını bekliyoruz demiştik ve kırdı. Şu an 1185 abi. 1185 destek bölgesi. Bunun altına kanka 1138'ler var ama bunlar çok konuşmaya bence gerek yok. 1000 dolar psikolojik sınırımız. Ha burada ben tekrar 1216 üzerine çıkarsa şuralara çıkarsa bence şu an çıkması biraz daha sıkıntı olur. Tekrar bir tur daha düşüş yapabilir. Biz bunun tam tersinde boğa sezonunda yaşıyorduk hatırlıyorsan. Ben buraya şu an yükselmesini istemem. Ben bunun yükselmesini istemem çünkü buradan tekrar bir düşüş rotasyonuna girebilir. O yüzden buraya geçsin daha doğrusu şöyle ocak e, ocağın 5'inden sonra yükselmesi daha sağlıklı olur eğer bir yükseliş rotasyonuna girecekse şu an kanka şöyle bir baktığımız zaman evet burada da böyle bir hat var şu an canlı canlı görüyorum böyle bir hat var burada da 1 ocağa kadar burası kırılabilir bak çok sıkışma var yani burada 1200 dolarla 1185 15 dolar arasında sıkışmış, sıkışmış bir ethereum var burada evet yanlış duymuyorsun böyle bir durum var eğer burayı kırarsak biraz daha belki 1220'lere doğru 1230 ya da 1250'lere doğru bir rotasyon yapabiliriz. Peki altına bakalım kanka. Altında ne var? Bir dakika Ethereum'da şuna bakmadık. 4 saatlikte benim sağım solum belli olmaz diyor. Yani bugün birkaç günlük trade'lere bakacak olursak sağım solum belli değil. Saatlik tarafta neyimiz var? Sa Aa çok ilginç. Saatlik tarafta güzel vermiş. Eğer diyor bugün hani böyle e böyle bir birkaç saatlik trade yapıyorsam ben diyor fena durmuyorum diyor. Yine dikkatli ol da tabii ki all in falan girme de yine de fena durmuyorum diyor. Az Bitecross yeşil yakmış. Şimdi tabi günlük tarafta böyle birkaç günlük, 3-5 günlük, bir haftalık trade yapıyorsan yine eşeği sağlam kaza bağlanıyor. Evet altına geçtik kanka. Altında bir böyle bir hattımız var zaten. Bunu bir yerlerde kıracaklar ama bakalım nerelerde kıracaklar. Şu an böyle bir simetrik üçgen var. Bu da nerede kırılacak? 4 ocağa kadar kırılmasını bekliyorum. Biraz böyle yukarıyı zorluyor. Biraz yukarıyı zorluyor. Simetrik üçgen değil aslında bu. Biraz e, şey yükselen üçgene benziyor. Şurayı kırarsak kanka 1830'ları kırarsak 1845'ler belki hani bir, bir farklı bir şey gelse 1878'lere kadar yola olabilir. Aslında altı şu an. Yani bütün izlediğimiz grafikler içerisinde en güzeli. 50 günlük aşağıdan destekliyor. İşte 1210'larda desteği var. Şurada var. 1800 onlarda desteği var. Ondan sonra 1800'lerde desteği var ve 1780'lerde desteği var. En az en aşağıda mesela 1760'larda var. Bak 4 saatlik bu birkaç günlük trade yapıyorsan al sinyali vermiş. Güzel demiş. 1 saatlikte de, de al sinyali vermiş. Yani birkaç saatlik trade yapıyorsan. Peki birkaç günlük bir haftaya kadar trade yapıyorsan orada da al sinyali vermiş. Bak şu an altın fena durmuyor. Yine de tabi de direnç destek şey dikkat etmek lazım. Çünkü simetrik üçgende bak tepeye gelmiş kanka. Bak burada yemiş aşağı. Burada yemiş. Burada biraz kırması lazım. Kırmasını ve şu bir şey değil yanlış anlama. Şu böyle bir aşağı gösterdiğimiz bir şey. Hani bunu kırdıktan sonra böyle bir 1830 lira falan çıkması biraz daha mantıklı olabilir. Gümüşte bir rally muhabbeti vardı biliyorsun. Bak burayı kır, kırarsa bak e, şey var zaten burada sağ günlük tarafta. Bak gördüğünüz üzere bir Golden Cross gerçekleşmiş. Yükselişini yapıyor zaten. Biraz daha zaten başladı. Hani söylediğimizden sonra da başladı o yükselişe. Ama 24'leri 25'leri kırarsa biraz daha sağlıklı olabilir. Bak günü tarafta al vermiş. 4 saatlik grafikte al vermiş. Gümüş de güzel yani kripto dışında. Ay, bir saatlik Birkaç saatlik trade yapıyorsan sağım solum belli olmaz. Dikkat et demiş. Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Like tuşuna bas ve hoşçakal. Bye bye.